يا رسول سلامي أنت مسك الغرامي ليت لي فيك رؤيا حتى لو في المنام يا رسول سلامي أنت مسك الغرامي ليت لي فيك رؤيا حتى لو في المنام يا سراج المدينة أنت بلغت دينك أنت من بك حلت فوق مكة السكينة يا سراج المدينة أنت بلغت دينك أنت من بك حلت فوق مكة السكينة يا سراج المدينة أنت بلغت دينك أنت من بك حلت فوق مكة السكينة İstanbul Havalimanı'na geldik. Saat 1.50. Ne yapıyoruz şu an? Yatıyoruz. Saat 1.50. 5.20'de uçağımız var. Onu bekliyoruz. Daha pasaport geçişini falan yapmadık. Harç buluz, harç surt bir şeyler alınacak. Onları alıp geçeceğiz. Uyusam uyumasam kararsızım. Öyle bekliyorum. Sen sultansın ben geda, canım kurban ya Resul. Bu can yolun affeda, ashab gibi ya Resul. Sen sultansın ben geda, canım kurban ya Resul. Bu can yolun affeda, ashab gibi ya Resul. Sen de Mekke Medine, döndü gül bahçesine. Senin güzel emrine lebbeyk dedik ya Resul. Evet, selamun aleyküm. Şimdi artık Medine'ye indik. Şurada cami, şurada havalimanı. Şurada da işte otobüsler falan. Çıktık, havalimanının dışındayız. Otele geçeceğiz. Bakalım, şu an bile çok sıcak ki daha saat 10, yani tam olarak sıcak gelmedi. Ama görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Hala çok sıcak, fena. Bakalım, biraz heyecan var. Ara ara görüntülerle devam. Senle Mekke Medine, döndü gül bahçesine. Senin güzel emrine lebbeyk dedik ya Resul. Senle Mekke Medine, döndü gül bahçesine. İkindi namazından çıktık. Müthiş cami, kocaman. Ve şöyle işte, ikindi kıldık. Bir şey namazları daha kılıyorlar işte. Mesela hoca Allah'a ekber dedi. Normal yürürken adam bir anda namaza durdu. Yani alan böyle bir alan. Her an istediğiniz yerde namaza durabiliyorsunuz. İşte zaten terliksiz dolaşanlar var. Terliği istediğinde giyip çıkarıyorum falan. Garip bir şekilde. Yani şu anda biraz dolandım da bu yeşil kubbenin orada kılmak için. Hatta gösterebilir miyim şurayı? Nerede yeşil kubbe? Şurada da. İşte orada. Maalesef oraya giremiyoruz. Resulullah orada, maalesef giremiyoruz yani. Çünkü randevu sistemine geçilmiş. İşte biz tur olarak da randevu için onay bekliyoruz. Onay alamama ihtimalimiz de var. İnşallah alırız yani. Buraya kadar gelip böyle dönmek çok üzücü olur. Onun arka tarafında kıldım işte cemaatle namazı. Ama oraya giremedim maalesef. O şekilde bugün biraz ilk gün olduğu için yorgunluk var. Namazda da uyuyacaktım az da. Şimdi bir otele geçmem lazım. Ya Sirac el-Medine, ente belagt dinek, ente men bika halet,
فوق مكة سكينة سنة مكة مدينة döndü gül bahçesine senin güzel emrine lebbeyk dedik ya Resul ya sirac el medine ente ben yahtedine ente ben bike halle ya Resul selami ente miskul garami leyte li fike rüya حتى لو في المنام يا رسول السلام أنت مسك الغرام ليت لي فيك رؤيا حتى لو في المنام يا سراج المدينة أنت بلغت دينا أنت بربيك حلك konuya gireyim. Aslında bir konu yok. Sadece vlogda neredeyse hiç konuşma olmadı. O yüzden birazcık neler yaptığımızdan falan bahsetmem gerekiyor. Öncelikle şu anda Mekke'deyiz. Oteldeyiz. Odadayız. Medine'de doğru hatırlıyorsam evet çarşamba günü sabah oradaydık. Cuma namazını kılıp Medine'den çıktık. Bugün cumartesi şu an. Cuma gecesi buraya geldik. Akşama daha doğrusu. Sonra gece Kabe'ye gittik. Umremizi yapmaya. Çünkü zaten ihramlıydık. Otelde yerleştik. Eşyalarımızı koyduk. Kabe'ye gittik. Umremizi yaptık. Sonra gece sabaha doğru geri döndük. Uyuduk. Şimdi de cumartesi günündeyiz. Şu anda olduğumuz otel oldukça iyi bir otel. Yani Medine'de birazcık kötü bir oteldeydik açıkçası. Hem yemekleri bayağı sıkıntılıydı, iyi değildi yani ben yiyemedim hatta hiç yemek yemedim orada. Ya dışarıdan ya da işte getirdiğimiz şeylerden yedim. Burası gerçekten çok güzel bir otel. Herhalde Türkler işletiyor, herhalde de hatta Türk oteli. Odasından tutun yemeklerine işte çay falan hep var. Diğer tarafta çay yoktu, su alamıyorduk bazen. Burada her şey çok iyi, hamdolsun yani oda da çok iyi. Belki birçoğunuz diyecek özellikle hiç gelmeyenler ya sen oraya otel için mi gittin? Çok cevap vermeye gerek yok. Siz geldiğinizde görürsünüz inşallah ne demek istediğimi. Kalacağınız yer iyi olması gerçekten çok önemli burada. Otelde, odada ibadet ederek, Kur'an okuyarak, işte tefsir getirdim, tefsir okuyarak, kitap okuyarak geçiriyorum. Medine'deyken gezdiğimiz işte camileri, İşte Hendek Savaşı'nın oraları falan hep çektim ama hiç konuşma yok. Bakalım nasıl olacak vlog, benim de hiçbir fikrim yok. Umarım güzel olur, hayırlı olur. Amacım size burada nasıl şartlarda olduğumuzu, özellikle gelmeyenler için nelerle karşılaşacağını ve hiç imkan olmayanlar için görmesi için çektiğim bir vlog bu açıkçası. O yüzden inşallah şu an kaldığımız oteli de güzel bir şekilde size çekmeyi düşünüyorum. Belki burada kalırsınız gelirseniz. Bir öncekini çekememiştim. Zaten çok kötü durumdaydı otel yani. İyi ki çekmemişim. Burayı çekeceğim inşallah görürsünüz. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun.
Selamun aleyküm. Şurası Safa Merve'nin yapıldığı yer ama üst kat. Şu an akşam namazından çıktık. Allah Mahir el-Meyikli, Meyikli çok garip. Mahir el-Meyikli, Meyikli'yi kıldırıyordu. En sevdiğim imamlardan biri. Denk geldi ilk defa şu an. Aşağısı da bayağı kalabalık maalesef. İhramsız aşağı inilmiyor artık. O yüzden üst katta kılmak zorundaydım. Oy düşüyordum. Şimdi size biraz burada etrafı göstereceğim. Ben de tanıdığım kadar size tanıtmaya çalışacağım. Şöyle bir düzelteyim kamerayı. Şimdi şura zaten saat kulesi şöyle. Görüyorsunuz. Şurası kralın evi. Bura değil. Şurası şöyle. Şimdi burayı birazcık dışarıya çıkayım. O taraftan çok daha güzel anlatırım. Burayı göstereyim. Şöyle. Şimdi hafiften dışarı çıkalım. Orada devam edelim. Şimdi kendimi göstermemin bir anlamı yok burada. O yüzden şu tarafa gidelim. Şuradan başlayıp size kısaca anlatayım. Zaten bu vlogdaki amacım buraya gelemeyenler veyahut da gelmek isteyenler görsünler bakalım. Görebildiğimiz kadar buradan tanıtmaya çalışalım. Sizin de o aleviniz bir sensin inşallah. Hepinize nasip olsun buraya gelmek. Şimdi şuradan başlayacağız. Şu gördüğünüz şu. Ben elimde mikrofon olduğu için biraz zor zoom yapıyorum. Şu gördüğünüz sarı ev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ev. Şu anda kütüphane olarak kullanılıyor. Buraya girişler. Bakın şurada bir köprü var. Tam parmağımla gösterdiğim yer. Oteller genelde dışarıda oluyor. Oradan yürüyerek giriyorsunuz şöyle. İster buradan şöyle gidebilirsiniz. İster oradan bu tarafa doğru. Resulullah'ın evinin o tarafa yani o tarafa gitmeyeceğim de şuraya bir geçeyim. Şimdi zoomlayayım da iyice bakın. Orası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev. Her şeyin başladığı yer. İşte burası. Yani gerçekten bütün olaylar burada dönüyormuş. İnanılmaz bir şey. İnsan bir garip oluyor gerçekten. Her şey bu evde başladı. 1400 yıla kaçırdık maalesef. İnşallah cennette buluşmak dileğiyle. Salat ve selam Resulullah'ın üzerine olsun. Allahümme salli ve selam ala nebiyyina Muhammed. Şimdi buradan başlayalım. Burası Resulullah'ın evi dedik. Hemen bakın şu tarafa dönüyorum. Şu kralın evi dediğimiz yer var ya burası. Şurası Saad Kulesi. Burası Erkam bin Ebi Erkam'ın, yani bizim Darül Erkam olarak bildiğimiz derslerin, sohbetlerin, imanı sahabeye anlattığı yer Resulullah'ın burası. Şu o elimle gösterdiğim yerdeymiş takriben. Şurada şöyle tuvalet var görürsünüz. Burası Ebu Cehil'in evi olması lazım veya Ebu Leheb'in, şu an tam hatırlayamadım. Bu şekilde yani hemen Resulullah'ın karşısındaymış evi. Bu dediğim tepede işte Darül Erkam varmış. Şurası zaten Kabe'miz. Burada açıkçası çok başka anlatacak bir şey yok. Ben şu anda sizi nereye götürüyorum? Buradan otele nasıl gidip gelindiğini öğrenin diye. Gelmeden bir görün diye. Şu anda Kabe'den çıktım. Şöyle yürüdüm. Buradan çıkıyoruz bakın köprüye doğru, unutmayın. Şurada Resulullah'ın evi var. Bayağı da kalabalık yani. Akşam olduğu için şimdi daha da kalabalık olur. Buralardan gidiyoruz. Otobüslerin olduğu bir alan var. Oraya gidiyorsunuz, otobüsünüzü bekliyorsunuz gündüz. Yaklaşık bir 15-20 dakikada bir. Akşam birazcık daha az oluyor ama yine de var. Otelinizden buraya, buradan otele otobüsler var. Çok da aşırı beklemiyorsunuz. Onlara binip otelimize gideceğiz. İnşallah otelde bu vesileyle size gösterecektim. Nasip olmadı bir türlü. İnşallah şimdi dönünce gösteririm. Birazcık da hızlı yürüyorum. Kamera sallanıyor. Kusura bakmayın. Biraz da beni görün yahu. Burada şapkası dışarı. Burada olay var galiba. Polis mi ambulans mı ne bir şeyler var. Burada maalesef mi demeyelim de. Çok ölen oluyor.
hani gerek kalabalıktan gerekse eceli burada geliyor. Onların cenaze namazları kılınıyor. Tabutlar çıkarılıyor. Allah. Şimdi otobüslerin oraya gidiyoruz. Bakalım, şimdi göstereceğim size. Bakın köprü arkamda. Az önce gösterdiğim yerden geliyorum, dümdüz yürüyorum. Hatta çevireyim. Bakın oradan çıktım. Burası otobüslerin olduğu alan. Yani yakın 5-10 dakikada buraya geliyorsunuz. Kendi otobüsünüzün olduğu alanı zaten size gösteriyorlar. Oraya gidiyorsunuz. Şimdi gidiyoruz. Benimki şurada. İnşallah hemen gelir. Önündeki kağıtlarda otobüsünüz yazıyor. Şöyle bir bakalım. Bu da değil. Aha bu. Evet, otobüsümüz bu. Şimdi girelim. Evet efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Otobüsten indik. Neyse, burası bizim otel. Medine'deki o birazcık kötü otelden sonra burası gerçekten inanılmaz güzel. Burası lobimiz böyle kocaman. Buralarda oturabiliyorsun. Bu arada içerisi acayip ferah. Çünkü klimalar çalışıyor. Böyle. Evet, burası yemekhanemiz. Çok da girmeyeceğim ama above. Böyle 8-10 çeşitli salata var. Yemeğimiz var. Vay. Çok iyi. Nugget, pilav, çorba. Burada su. Burada salatalar bir sürü. Limonata. Şurada da çay var. Burada çok insanlar olduğu için göstermeyeceğim. Şimdi asansörümüz gelsin. Hemen benim odamın olduğu kata çıkalım. Oradan devam edelim. Asansör time. Asansörde en çok yapmayı sevdiğim şey Kur'an okumak. Çünkü yankısı çok iyi oluyor. Biz 6'dayız. Evet, indik. Şöyle odalar. Biz bu tarafa gidiyoruz. Hi guys. We are talking about today. Today talking about the hotel. Hepiniz hoş geldiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bugün otelimizi sizlere gezdireceğiz. Önce bayılmadan şu neydi, klimamızı açıyoruz. Allah. Kırmızı bir tuş var. Çıktık. Şimdi basıyoruz. O yüzden şu an bunu kafa giydik. Evet, şimdi kısaca şehrimizden bahsedelim. Biz önce Medine'ye gittik. Orada 2 gün kaldık. Şu kameranın şu gözünde. Medine'de 2 gün kaldık. Oldukça açıkçası kötü bir otelde. Kötü yemeklerle baş başa kaldık. O yüzden orası birazcık sıkıntılı geçti açıkçası. Ama sıkıntı yok, problem yok. Onlara aldanmıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Orada da açıkçası ne kahvaltıyı ne yemekleri orada yiyemedim. Evden getirdiğimiz şeylerle kahvaltı yaptım. Oradaki bizim ekipteki abiler de sağ olsun dışarıdan akşam yemeğini falan hallettik. Elbeyk diye bir şey var burada. Belki bilendiğiniz vardır. Nasıl bir şey diyeyim. KFC'nin Arap şeyini düşünebilirsiniz. Birazcık çok güzel yemekleri vardı. Tavuk, döner falan bir şeyler. Onlardan yedik. Bayağı güzeldi. Burada da yemeği düşünüyoruz. Ama şimdi kaldığımız otel, zaten şimdi biraz dışarıyı gösterdim. Odayı da göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Zaten Türk oteli. O yüzden tertemiz. Türklere göre yemekler var. Odalar çok geniş, ferah, her şey iyi yani, hiçbir eksikliği yok. Hamdolsun, şükürler olsun. Hatta odamızda kettle metal var, burada çay yapabiliyoruz. Gayet iyi bir otel. Diyeceksiniz siz buraya tatil yapmaya mı geldiniz falan filan diyenler olabilir. Onu da hemen şöyle açıklayayım, eğer hiç gelmediyseniz. Çünkü gelenler demeyecektir bunu, çok büyük ihtimalle eminim. Gerçekten kaldığınız yer çok önemli. Neden önemli diye sorarsanız, gerçekten birazcık bizim alışık olduğumuz standartlarda bir temizlik alışkanlıkları vesaire yok. O yüzden kaldığınız yer sizi çok ciddi etkiliyor. Çünkü dışarıda yoruluyorsunuz, ibadet ediyorsunuz. Belki saatlerce yürüyorsunuz sıcağın altında. Sonra sizin eve geldiğinizde gerçekten iyi dinlenebilip ferahlayabilmeniz lazım. Yani evinize geldiğinizde şöyle bir oh be deyip gerçekten dinç bir şekilde dinlenip ertesi güne hazır olmanız gerekiyor. Bu o yüzden önemli. Yani şimdi keşke bir kameraman olsa beni çekse. Şimdi odamızı size gezdireyim. Buradan giriyoruz. Hemen solda yemeklerimiz falan var. Bu arada buraya geliyorsanız şu şekilde şeyler, işte Beypazarı kurusu, badem, belki abur cuburlar falan fıstan, bunları getirirsiniz. Çünkü bunlar önemli şeyler. Baktığınız ki otelimizde güzel şeyler yok, kahvaltıda zaten.
Evet, mikrofonu çıkarttım çünkü onu uzaklaştırınca elimi bir yere sesimi alamıyordunuz. Kapıyı açarken konuşamayacaktım mesela. Evet, dedim ki normal tuvaleti göstermem ama hani buraya gelecekseniz falan görün nasıl bir otelde kaldığımızı. Kalmanız gerektiğini daha doğrusu. Her şey tertemiz, gayet güzel. Böyle bir otel, bir öncekini görseydiniz ne demek istediğimi anlardınız. Normalde buraya terlikle giriyoruz ama ben bir yerlik yaptım. Çorapla bastım. Bu oteldeki şu an tek sıkıntımız bu çeşme çıkıyı. Nasıl çıkıyı? Şurası böyle çıkıyor böyle. Hiçbir sıkıntı değil bu yani. Şöyle mesela. Şimdi 4 tane yatak var. Tabii biz 2 kişi kalıyoruz annemle. 1, 2, 3, 4. Böyle aralarında oldukça genişlik var. Burada çok ciddi genişlik var. Burada zaten kocaman bir dolabımız var. Her türlü işe yarıyor. Yani o yüzden çok iyi bu oda. Genişlik anlamında da temizlik anlamında da zaten görüyorsunuz yataklar oldukça temiz ki biz birazcık kullandık yani. Burada buzdolabımız var. Bu da yerine göre oldukça büyük. Yani ben bir öncekini keşke gösterebilseydim ama dolap nasıl soğutuyor derseniz şu an bu buz tutmuş yani neredeyse. Yani oldukça da iyi soğutuyor. Şurada kettle'ımız var. Biz gittik bakkaldan çay aldık. Aman reklam yapmış gibi olmayalım da bu vardı bir tek bu marka vardı. Yoksa Tiryaki'den vazgeçmeyiz. İşte burada bir şey var böyle kitaplıklar. Burada işte mesela ben geçen vlogla göstermiştim tefsirimi Kur'an'ımı burada. Bu da havalimanından aldığım uyduruk şey. Sağ olsun pek bir halta yaramıyor. Bu şekilde burada güzel tablomuz var. Bu bizim içimizi açıyor. Oo, çok iyi bir şey. Burada böyle olmazsa olmazımız klima var. Bu olmazsa var ya burada yaşayamazsınız yani. O da bu kadar. Bir de çamaşır yıkadığımız yeri göstereyim. Eğer ışıklar varsa. Hadi gidelim. Kapı kapanıyor. Asansör aşağı yönde gidecektir. Gördüğüm her camda bunu yapmalıyım. Sizi çamaşır yıkama yerine götüreceğim. İnşallah eğer orada ışık var ise. Çünkü orası teras. Eğer ışık yoksa, çünkü ben gündüz çıkmıştım. Yarın veyahut da öbür günlerde sizlerle güzel çamaşır terasımızı paylaşacağım. Asansörden indik böyle terasımıza çıkıyoruz. Şimdi hayatınızda gördüğünüz bütün çamaşır makinalarını ve yıkama alanlarını unutmanızı istiyorum. Çünkü burada çığır açan bir makina. Zıttırı vıttık çamaşır makinemiz burada. Evet kendisi kapağı kırılmış görüyor musunuz? Olamaz. Bittik. Burada kapak vardı. Ha, şunun bir tane de şurada vardı. Neyse bittik mi? Hayır çünkü bir tane daha var. O biterse bir tane daha var. Şimdi gelin ben size buraya gelirseniz bizim gibi deneme yanılma yöntemleriyle öğrenmeyin. Makineyi maazallah bizim gibi bozmayın koşturmayın diye. Çünkü biz bunu bir çalıştırdık bir şeyler yaptık. Bu böyle hareket etmeye başladı. Şuralara falan geldi böyle koşuyordu bir şeyler oldu. Böyle vurduk falan durmadı. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Geldiniz kapakları açtınız. Bunun içinde su var şimdi bak bunu boşaltalım. Bak nasıl boşaltıyorsun bak oradan başlayalım. Bu eğer şu an takılıysa. Evet çok güzel bu çalışmıyor. Bunda çalışan bir şey yok mu ya? Neyse şimdi attınız hem buraya çamaşırlarınızı. Bunun kapağı niye yok ya? Buradan çeşmeden şey aldınız boruyu. Bunun içine suyu döküyorsunuz. Hatta ben bir dökeyim. Bak döküyorum. Bunu kapatıyoruz. Nasıl kapatacağım? Islanmadan Allah. Ben bunun içine suyu doldurdum şimdi. Burada normalde drain yazan yeri aldığınızda bu suyun çekmesi lazım. Çekiyor mu şu an? Evet bakın. Su gidiyor bu oradan. Şu an içi boşalıyor. Bunu ne zaman yapacaksınız? Çamaşırlarınızı attınız. Suyu üstüne döktünüz borudan. Ondan sonra bunu şöyle normale çeviriyorsunuz. Şuradan da şöyle yaklaşık bir süre ayarlıyorsunuz. 6-7 dakikada hemen hallediyor. Sonra yıkadınız. Suyunu boşalttırdınız. Drain'i aldınız. Bu kapağı açıyorsunuz. Bunu da açıyorsunuz. Teker teker. Bu çok önemli. Biz bunu çok denedik. Bir parça bir parça atıyorsunuz. Burası kurutma. Kapattınız. İki tane bile atsanız kurutuyor ama tam olarak istediğiniz her şeyi yapmıyor. Zaten bu çok basit. Attınız bunu aslında bir dakikada falan kurutuyor. Ne olur ne olmaz. 2-3'e falan alabilirsiniz. Sıkıntı yok. O hemen onu 2-3 dakikada kurutuyor. Toplam ne yaptık? 10 dakikada bunu halletmiş olduk. Bu makineden ben evime de istiyorum. 15 dakikada
hem yıkayıp hem kurutan bir makine daha önce görmedim hayatımda. Otelimiz bu kadar. Şimdilik bu kadar yeter. İnşallah dışarıda veya bir yerlere, Kabe'lere gidersek çekim yaparım. Görürsünüz. Allah'a emanet olun. Rabbim sizlere de nasip etsin. El sallayın.